arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Otobüsümüz birkaç metre ilerleyecek. Sonrasında başbakanımız sizlerle buluşacak. Lütfen müsaade edelim. Otobüsümüz yerini alana kadar bir an ısınalım mı? Şimdi ben söyleyeceğim, siz az kaldı diyeceksiniz, anlaştık mı? Güvenli yaşayan Türkiye'ye, adaletle özgür yaşayan Türkiye'ye, sevgiyle güçlenen Türkiye'ye, üreterek kazanan Türkiye'ye, milletimizin iktidarına, ülkenin iktidarına, M4 Mayıs'a ve Akşener'in başbakanlığına, yüreklerinize sağlık Samsun, siz kararınızı vermişsiniz, ülkenin iktidar ve Akşener başbakan demişsiniz. Bu arada balkonlarından, pencerelerinden bizleri izleyen, selam yollayan başbakanımıza tüm arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyoruz. Bütün esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diliyoruz. Güvenliğimizi sağlamak için görev yapan, gözümüzün bebeği, kanımızın, balımızın teminatı, göz bebeğimiz, polis kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu bir selamlama gezisiydi sevgili Samsunlular. Bir selamlama gezisini Samsun bütün ne çevirdi? Her birinizin yüreklerine sağlık.
ediyorum. Hadi lan usta. İmren Miray Tüfekçi. Ahmet Karpıcak. Yunus Gül. Hüseyin Öztürk. Rahatsızlığından dolayı aramızda bulunamıyor. Halil İbrahim Yalçın. Ece Aydın. Ufuk Gürsel. Kazım Can Şen. Samsun Kurnan'la çok daha güzel iyi günlere gidecek inşallah. Sevgili Samsunlular, birkaç metre daha gidebilirsek başbakanımız çıkacak, sizlerle kucaklaşacak, sizlerle buluşacak. Bir yardımcı olursanız. Yani siz Başbakan Meral dediğiniz zaman birilerinin sinirini bozuyorsunuz. Tansiyonları fırlıyor. Evet. Kurtulan değil, kurtaran şehir Samsun. Bugün aranızda olmaktan büyük bir gurur duyuyorum, onur duyuyorum, heyecan duyuyorum. Sizle beraber olmak her zaman bana çok iyi geliyor. Ve biliyorum ki buradan ortaya çıkan bu irade Türkiye'ye de iyi geliyor. Nasıl dün iyi gelmişse bugün de iyi geliyor. İyi ki varsınız Samsun. Allah her birinizden razı olsun. Kadınlardan razı olsun. Gençlerden razı olsun. Emeklilerden razı olsun. KPSS'ye girip 82 puan alıp ayısı olmadığı, dayısı olmadığı için 52 puanla 52 puanlık ayılı dayılıların kazandığı bu namert sistemden içi yanan gençlerimiz sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Evet, çok az bir zaman kaldı. Ben tam 3 yıldır geziyorum. Bu dükkanların içine girdim. Buralara geldim ve bugüne kadar hiç başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim, sadece sizi dinledim, sizin dertlerinizi dinledim. Çünkü bize göre, bana göre, partime göre seçmen veli nimettir. Seçmen hepimizin, bütün siyasilerin önünde resmi tazim durduğu, saygı gösterdiği veli nimetimizdir. Şimdi
Dedim ki o zaman dertlerinizi dinleyeceğim. Çünkü muhalefet partilerini siz, sizin yani halkın avukatı olmak üzere görevlendirirsiniz. Buna karşılık iktidara oy verirsiniz ve dersiniz ki bize hizmet et. İktidar, sağ olasınız. İktidar hizmet etmekle yükümlüdür. Muhalefet sizi dinleyip dertlerinizi iktidara iletmekle yükümlüdür. Bunun adı demokrasidir. Bunun adı seçmen veli nimettir. Seçmen patrondur. Ama uzun bir zamandır seçmenin dertlerinin dinlenilmediği, buna karşılık projelerle rekabet etmek lazımken, hizmet üzerinden rekabet etmek lazımken, şuculuk, buculuk, 50 bin tane saçmalık üzerinden bir dil geliştirildiği ve herkesin birbirine düşman edildiği, komşunun karşısına dikildiği ama birilerinin cebini doldurduğu, cebellezi yaptığı bir düzenle yönetiliyoruz. Bu düzenin adı tek adam sistemi. Bu düzenin adı partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu düzenin adı harami düzeni. Dolayısıyla kul hakkının yendiği, harama el uzatıldığı, insanların kayrıldığı, garibanın yanına uğranılmadığı, haksızlıklar yapıldığı bir düzen. 3 yılın sonunda buradayım. Defalarca geldim gittim ama gelip bu dükkanların içinde tekrar söylüyorum, asla propaganda yapmadım. Şimdi seçime 33 gün var. Şimdi patron sizsiniz. Şimdi karşınızda ben başta olmak üzere herkes resmi tazim durmak zorunda. Oyunuzu çok kıymetli edeceksiniz ama el ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz. Sizden şimdi İYİ Parti'yi o istiyorum. Şimdi sizden 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na o istiyorum. Şimdi sizden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'mize o istiyorum. Özellikle AK Partili seçmenlerden, özellikle AK Partili kardeşlerimden özellikle o istiyorum. Çünkü bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. Velev ki Sayın Erdoğan kazandı son seçimi. Partisinde kimseyi bırakmadı. Bu tarafta büyük haksızlıklara uğramış, büyük bir öfkeli kitle oluşacak. 5 yıl çok çabuk geçecek. 5 yıl sonra artık parlamenter sistemin konuşulamadığı, bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bu ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz. Ey AK Parti'ye oy veren ve Tayyip Sayın Erdoğan'ı çok seven kardeşlerim, 5 yıl sonra ne yapılacak? Öfke dolu bir sistemde aynı yetkilere sahip, dünün yetkilerine sahip biri gelip oturacak. Hukuk hattaya gitmiş durumda, yargı hattaya gitmiş durumda. Dolayısıyla öncelikle siz bu seçimde bu ucube sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına oy vermelisiniz. Çünkü biz derhal ve çok çabuk parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Yani yargıyı serbest bırakacağız. Yani yargıyı korkusuz, tarafsız, objektif, bağlantısız bırakacağız. Yani hakimler vicdanlarına göre, bilgilerine göre karar verecek. Ve yani ekonomik olarak yapılan bütün haksızlıklar giderilecek. 2020 yılında KPSS'nin soruları çalındığı için mağdur olan kardeşlerim, haklarınız geri verilecek.
atanamayan öğretmenler bir hemen kazanır kazanmaz 100.000 öğretmen ataması yapılacak ve KPSS'de yapılan yanlışlıkların önüne geçecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Ya aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın nemenen bir şey olduğunu söylüyorlar. Hakkı olanın kazandığı, dayısı ayısı olanların kaybettiği bir düzen kurulacak. Kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak. Dolayısıyla bu seçim önemli bir seçim. 33 gün sonra bir oy vereceksiniz. Bir kere bütün kardeşlerimden herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Her bir arkadaşımın, her bir kardeşimin yanında iki kişiyi sandığa götürmesini istiyorum. Sandık başında görev almalarını istiyorum. Sandık başlarında abidik gubidik işlerin önlenmesini istiyorum. Biz siyasi partiler olarak bu konuda elimizden geleni yapacağız ve bunun sözünü veriyorum. Daha iyi bir Türkiye için, nefes alan gençler için, tecavüze uğrayıp, tacize uğrayıp, sonra da hayatı ona uygun, kıyafeti ona uygun deyip, tecavüz edenin serbest kaldığı bir düzeni değiştirmek için kadınların, genç kızların lamba söndüğünde, şu sokak lambası söndüğünde korkarak eve gitmediği bir Türkiye için, yurt dışına kaçmayı düşünen, yurt dışına gitmeyi düşünen çocuklarımızın ülkelerinde kalıp bu ülkeye hizmet etmeleri için, onların umutlarının, hayallerinin gerçekleşmesi için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye'nin kaderini değişeceksiniz. Ey gidi, kurtaran şehir, kurtaran şehir Samsun. Samsun'dan başlayarak bütün Türkiye 14 Mayıs günü ve 15 Mayıs sabahı inşallah güneşin doğduğu, haksızlıkların sona erdiği bir gün olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi çeşitli şeyler söylüyorlar, hiç inanmayın. Bakın ne olacak? 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak. Sayın Kılıçdaroğlu 15. 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı iktidar olacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu o makama oturacak. Evet, Samsun kararını vermiş. Dolayısıyla Samsun kararını vermiş. İnanıyorum ki Türkiye'de bu kararı onaylayacak. Allah her birinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çok sağ olasınız. Sağ olun, sağ olun. Evet. İYİ Parti'mizin genel başkanı